Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yine bir kuş videosu çekiyorum. Bugün yine yanımızda gümüş ve maviş var. Kuş e, hastalıkları ile alakalı bir konuşma yapacağım. Aslında bugün tek bir hastalığı inceleyeceğiz. Çünkü papağanlarla ve diğer kuşlarla alakalı tüm hastalıkları tek bir videoda incelememiz imkansız. Çünkü bu sevimli dostlarımızın ne yazık ki bir sürü e, sağlık sorunları olabiliyor. E, bugünkü konuşacağımız konu tüy yolma. Tüy yolma kuşun hem fizyolojik hem de psikolojik bir rahatsızlığıdır. Yani tüy olan bir kuşun psikolojik bir sıkıntısı olabileceği gibi aynı zamanda fizyolojik bir sıkıntısı da olur. Yani... Psikolojik sorunu olan bir kuş tüylerini yolar. Bu da fizyolojik bir soruna yol açar ki bu vücudunun iltihap kapması ve Allah muhafaza kuşun ölümüne kadar gidebilir. Ee, şimdi tüy olma genellikle sebebi bilinen nedenlerle oluşur. Yani kuşumuz tüylerini yoluyor ama niye yaptığını nedenini biliyoruz bildiğimiz için de çözüme kavuşturabiliriz kuşlarımızın kendi tüylerini yolmalarına engel olabiliriz. Ba böyle basit nedenlerden dolayı pardon. Böyle basit nedenlerden dolayı da kuşlarımız tüylerini yolabilir. Ee, bilemediğimiz e çözemediğimiz nedenlerden dolayı da kuşlarımız tüylerini yolabilir. Basit nedenler şunlardır: Kuş eş istiyor olabilir. Kuşumuza bir eş almamız gerekebilir. Ee, kuş kafesini beğenmiyordur. beğenmiyordurdan kasıt kafes kuşuna e, kuşunuza göre daha doğrusu uygun değildir ve kuşunuz kafesin içinde bunaldığı için strese girdiği için tüylerini yolu e, yoluyordur veya kafesinin konumunu beğenmediği için, durduğu yerden hoşlanmadığı için tüylerini yoluyor olabilir. Bunlar basit şeyler. Kuşunuza eş alarak tüy yolmasını engelleyebilirsiniz. Ee, daha ona daha büyük bir kafes alarak tüy yolmasını yine engelleyebilirsiniz. Ee, kafesinin bulunduğu konumdan hoşlanmıyorsa onun kafesini başka bir yere, başka bir odaya, başka bir alana taşıyarak ...tüy olmasını engelleyebilirsiniz. E, kuşunuz bazen oyuncak istiyor olabilir. Yani kuş oyuncakları... ...kuşların oynayabilecekleri oyuncaklar oluyor biliyorsunuz. Onlardan istiyor olabilir. O yüzden tüylerini yoluyordur. E, oyuncak alabilirsiniz kuşlarınıza. Oyuncak alarak da... ...tüylerini yolmasına engel olabilirsiniz. Ama tabii bir de... E, Nedeni bilinmeyen tüy yolmaları var. Yani evet kuşumuz tüylerini yoluyor. Evet kendine zarar veriyor. Ama bunu niye yapıyor? Neden yapıyor? Onun nedeni bilinmediği için hani kuşumuz bunu niye yapıyor sorusuna cevap veremediğimiz için tüy yolma sorununu ne yazık ki çözemediğimiz durumlarda olabiliyor. E ee, çözemediğimiz durumlarda açıkçası yapabileceğimiz pek bir şey kalmıyor. Tüylerini yolmasın diye e, sakinleştirici vermek, veterinere götürmek, e, veteriner hekimlerden e, bu konuda yardım almak, çözüm beklemek dışında yapılabilecek pek bir şey kalmıyor. Bir de tabii... E, Tüylerini yolan kuşlara uygun bir takım aksesuarlar var. Daha doğrusu varmış. Ben de daha yeni öğrendim. Kuşların vücutlarına giydirilen bu aksesuarlar sayesinde elbise gibi kuşun vücuduna giydiriyoruz. Kuş o elbisenin üzerindeki tüyleri yoluyor. Kendi tüylerini yolduğunu zannediyor ama aslında kendi tüylerine değil üzerine giydirmiş olduğumuz o aksesuarın tüylerini yoluyor. Geçici bir çözüm olarak bu önerilebilir. Ee, yani tüy yolma hastalığı basit bir hastalık da olabilir. Kuşunuzu ölüme götüren bir rahatsızlık da olabilir. Umarım böyle bir durum yaşamazsınız. Yaşarsanız da umarım sebebini, nedenini bulabilirsiniz. Ee, çünkü nedeni bulunduğu zaman yani kuşumuzun niye böyle yaptığı anlaşıldığı zaman gerçekten çözümü çok basit oluyor. Yani tamam kuşumuz tüylerini yoluyor ama niye yapıyor bunu bulabilirsek eş mi istiyor daha büyük bir kafes mi istiyor oyuncak mı istiyor kafesinin bulunduğu konumu beğenmiyor mu? Bu etkenleri değiştirerek kuşlarımızın tüy olmalarına engel olabiliriz. Ama nedenini bilemediğimiz bir tüy yolması durumunda e, yapılabilecek çok bir şey kalmıyor ne yazık ki. Sadece kuşumuzun ölmesini engellemek için tüylerini yolduğunda vücudu iltihap olursa şayet ki büyük ihtimalle oluyor. O iltihabı geçirmek üzere veteriner hekimlerin verdiği ilaçları kullanabiliyoruz. Yine veteriner hekimlerin önerdiği dozlarda... ...bir takım sakinleştiriciler kullanabiliyoruz... ...kuşlarımız tüylerini yolmasın diye... Ee, ...yine demin bahsettiğim üzere... ...o ürünlerden alabiliyoruz... ...kuşlarımızın vücuduna giydirilen ürünlerden... ...bunlar tehlikeli olabiliyor açıkçası... Hani ...kuşa zarar verebilir... ...kaş yaparken göz çıkarabiliriz... ...bunun yerine... ...kuşların tüylerine sıkılan ilaçlar var... Ee, tıpkı hani biraz iğrenç olacak ama tırnak yiyen insanların tırnaklarına oje gibi sürdükten sonra bir daha tırnak yiyemedikleri, tırnak yemelerine engel olan ilaçların bulunduğu gibi kuşların tüylerine fıs fıs şeklinde sıkılan veya krem ve jel halinde krem ve jel, jel formunda uygulanan ee, ilaçlar var. Bu ilaçlarla e, kuşlarımızın kendi tüylerini yolmasına engel olabiliyoruz. Yani bu ilacı kuşumuzun vücuduna uyguladığımız zaman kuş e, istese de tüylerini yolamıyor. Çünkü kuş için ölümcül olmayan ama tüylerine yaklaştığı zaman rahatsız edici bir kokusu olan bir formül oluyor bu ilaçlar. Ya bunlarla bu tarz şeylerle. Nedeni bilinmeyen tüy yolmalarının önüne geçilmeye çalışılabiliyor ama e, çok da bir şey olmuyor açıkçası yapılabilecek pek de bir şey kalmıyor. Eğer özet olarak tüy yolma hastalığının nedeni biliniyorsa bir şey yok. Hani bilinen bu nedeni bu sorunu çözerek ortadan kaldırabiliriz. Kuşumuza eş alarak, ona daha büyük bir kafes alarak. Ona oyuncak alarak, kafesinin konumunu değiştirerek, bu gibi basit nedenlerden kaynaklanıyorsa şayet bu e, koşulları değiştirdiğimiz zaman kuşlarımız bir daha tüylerini yolmuyorlar. Ama nedeni bilinemeyen bir tüy olması durumunda yapabileceğimiz pek bir şey kalmıyor. Son olarak kuşlarımızı eğer tüy yolma hastalığının nedeni bilinmiyorsa Yaşatabildiğimiz kadar yaşatmak, onu ölümden kurtarabildiğimiz kadar kurtarmak oluyor. Başka da yapabileceğimiz pek bir şey kalmıyor. Bugünkü içeriğimizde bu kadardı. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça ve sevgiyle kalmanız dileğiyle.